Gem ekranlarından mutlu sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli ve özel bir hocamız bizlerle birlikte. Genel cerrahi uzmanı ve endoskopist operatör doktor Bülent Öztürk bizlerle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Öksan. Evet hocam, genel cerrah deyince aslında gerçekten tam bir genel cerrah ve sizinle konuları her şeyi detaylıca konuşacağız. Ama öncelikle mevsimi dolayısıyla mı diyeyim, okullar kapandı artık bütün aileler sırada evet. Kapıda ya da dayandı diyeyim, sünneti konuşmak istiyorum. Hem de biz her şeyin başı sağlık programında hiç konuşmadığımız bir konu. Bir de tabii mevsimin yaz olması dönemiyle herhalde sünnette bir yoğunluk var ya da bunun mevsimlerini de konuşacağız. Ama öncelikle sünnet nedir diyelim, oradan başlayalım hocam. Sünnet hem dini özellikleri olan hem de sağlıksal anlamı da olan çocuklarda penisin kafa kısmını kapatan trapisium denilen bir artık deri bölümü vardır. Erkek çocuklar böyle doğarlar. Hı hı. Bizim dinimizde ve de Musevilikte sünnet yapılması öngörülür. Penisin ucunda enfeksiyonlar gelişmesi durumunda sünnet olmayan dinlerde de tıbbi anlamda sünnet yapılmaktadır. O derinin bir bölümü alınarak penisin kafa bölümü dışarıda bırakılıp yeni bir hal oluşturuluyor. Buna sünnet deniyor. Hı hı. Peki hocam, tabii şimdi mevsimin yaz olmasıyla mı yoksa çocuklar yazın daha mı rahat ediyor aileler okula gitmesi açısından? Hani sonuçta bir operasyon geçiriliyor. Tabii eskiye nazaran neler değişti, bunu da konuşacağız ama. Bunun bir mevsimi, bir dönemi var mıdır? Evet. Şimdi sünnetin en yoğun olduğu dönemler sizin de tespit ettiğiniz gibi yaz ayları esasında. Okulların kapanmasıyla beraber başlıyor yoğunluğumuz. Bir de sömestr tatili arasında daha çok okul dengesine göre çocuklara karar veriliyor. Bu dönemlerde çok yoğun programlarla beraber sünnet yapıyoruz. Peki sünnetin bir yaşı var mıdır? Örneğin son yıllarda biz birçok aileden de görüyoruz, doğar doğmaz bebeklerini yaptırıyorlar. Daha kırkları bile çıkmadan yaptırıyorlar. Evet. Bunun belli bir yaşı var mıdır sünnetin? Şimdi yapılmış tam bir bilimsel araştırma yok esasında bununla ilgili. Bana da anne babalar, ben çok sünnet yapıyorum ve çok daha nasıl diyeyim, özel ve değişik uygulamalarla. Ama onlar bana soruyorlar, işte şöyle denilmiş, bu yaşta yapılıyormuş şöyle falan filan. Hı hı. Yapılmış bir bilimsel araştırma yok bu konuyla ilgili. Ama benim, yani yıllardır çalışıyorum bu konuda, benim gördüğüm ise bence en mantıklısı 2 yaşına kadar gelmeden, yani 2 yaş civarında sünnet yapmak. Ama burada ailelerin de talepleri de önemli. Kimisi diyor ki işte bilsin istiyorum, o anı yaşasın istiyorum, hep beraber olalım. Ondan sonra düğününü yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. O zaman tabii daha ki ailelerde var. Dolayı. Evet. Evet. O dönemde daha ileri yaşlarda yapmak lazım. 6, 7, 8 gibi. Ama daha ileri yaşlara gittikçe de çocuğun psikolojisini de göz önüne alarak bir form tutturmak lazım buna. Yani belki biraz daha genel anestezi ya da sedasyonlu lokal anestezi gibi bir sünnet programlamak lazım ki ondan etkilenmesin. Biraz önce sorduğunuz şey de çok doğru. Bu çok popüler oldu ve yeni doğunca ilk 24 saat içerisinde ya da 48 saat içerisinde sünnetin yapılması. Şimdi bununla ilgili de değişik şeyler yaşıyoruz. Anneler şöyle duymuşlar, daha sinirleri oluşmadı diye hiç ağrı duymuyor. Onun için hemen bu dönemde yaptıralım falan diye. Bu tabii mümkün değil öyle bir şey. Çocuk her türlü ağrıyı duyar esasında. Ama yeni daha dünyaya, bir anne karnı çok rahat bir yer. Oradan yeni dünyaya doğunca çocuk zaten belli zorluklarla karşılaşıyor. İşte nefes alması, bilmem nesi falan. Bir de belki daha belki programlarda da bahsetmişlerdir. Yeni doğan sarılığı diye bir şey vardır. Bu bir hafta 10 gün biraz sıkıntılı geçer. Ben şöylesini daha doğru buluyorum. Çok da yaptık böyle yeni doğan sünneti. Talep edenleri yine yapıyoruz ama yine de uyarıyorum onları. Zaten var olan bir yükün üstüne ek bir yük getirmiş oluyorsunuz çocuğa, yani sünnetle. En mantıklısı bence erken isteyenler için ilk bir ay, 40'ı geçmeden gibi, bu mantıklı. Ama orada da bir şey, bazı çocukları geri çeviriyorum mesela. Bazı çocuklar bu mons pubis bölgesi, yani penisin olduğu ve etrafındaki alanda çok yağlı doğuyor ve penis gömük oluyor içerisinde. Zaten küçücük ve nerede olduğu belli değil. Yağın içerisinde gömük. Bir de onda sünnetle uğraşıp
olayı iyice çıkmaz hale getirmek doğru değil. Bu durumda biraz beklemelerini öneriyorum. Çocuk çünkü büyüdükçe hele hele yürümeye başlayınca yağlar eriyor. Bu sefer penis ortaya çıkıyor, daha düzgün bir sünnet oluyor. Böyle yapılmış alelacele kiloluyken yapılmış sünnetlerde tam ölçüyü tutturamıyorlar. Böyle düzelttiğimiz bir sürü çocuk var. Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani bu yeni doğan sünnetleri son yıllarda çok fazla trend oluyor. Aynen. Bunda da bir süre var mı yani kaçırılacak? İşte söylediğiniz ilk 40 günden sonra mesela kaç yaşına kadar beklemeli aile? İlk 40 gün içinde yaptırmadı, sonra 2 yaşından sonra mı ya da 1 yaşından sonra mı yapılmalı? Yok yok, bence 2 yaşına kadar şöyle düşünmek lazım. Yeni doğdu, 2 yaşına kadar bir çabuk yenilenme, hücrelerin kendi onarma kabiliyeti giderek azalıyor. Sonra bir plato çizmeye başlıyor. Ama bu mesela 1 ay, 2 ay, 3 ay gittikçe oldukça yüksek durumda oluyor. Hatta öyle tıbbi şeyler vardı. Parmağı kopsa parmağı çıkar falan, böyle yapılmış araştırmalar var. Çok hızlı iyileşir. Hayret edersin. 2-3 gün içinde tamamen iyileşir. Çünkü rejenerasyon yeteneği yüksek. Ama tabii çok dikkatli yapılması lazım. Materyal küçücük bu sefer. Yani ehli ellerde bu işi bilen biriyle yapmak lazım. Sonra bu sefer ileride 5-6 yaşına gelince düzeltmek gerekiyor. Peki hocam, bu sünnetleri siz genelde lokal anesteziyle mi, genel anestezi mi ya da hangi durumlarda lokal, hangi durumlarda genel anestezi? Evet, çok güzel sorular soruyorsunuz. Burada benim primer yaklaşımım şu: çocuklara mümkün mertebe narkoz vermeden bir şey halledilebiliyor ise bunu öyle yapmak lazım. Yani bazı ameliyatlar narkozsuz olmaz, apandisit olmaz, ne bileyim safra kesme ameliyatı olmaz ama sünnetli narkozsuz yapabilirsiniz. Şimdi 2 yaşına kadar da çocuk tam sonrasını, yani büyüdüğü zaman 2 yaşından öncesini hemen hemen hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Dolayısıyla bunu o yaşlarda lokalle yapmak mantıklı ama iyi bir ekiple. Yani sünneti siz yaparken karşınızda sonuçta bir hemşire ya da sağlık memuru oluyor. Onu ona göre tutacak çocuk oluyor. Biz yanımıza da alıyoruz anne babayı. Hem hani o anı yaşasınlar, beraber olunsun falan diye. Çok kalabalık olmamak kaydıyla. Şimdi bu dönemde lokal mantıklı ama bazen şöyle ısrarlar oluyor. Çocuk mesela 7-8 yaşında. Ne bileyim internetten bir sürü şey izlemiş. Sünnet böyle oluyor, şöyle oluyor. Senin sünnet yaptıracağız oğlum falan filan. Hazır diye getiriyorlar bana. Konuşuyoruz falan ama bakıyorum çocukta yani o çok korkuyor. Fobi oluşmuş. Şimdi ona lokalle ısrar ederseniz yıkıcı olur. Psikolojik bir yara açar. Onun için öyle çocuklar, ne bileyim 9-10 falan, artık orada küçüklere göre daha fazla sinir ucu oluşmaya başlıyor ve hissiyatı değişiyor. Onu lokali tutturmak da zor oluyor. Onlarda genel anesteziyi tercih etmek ya da çok özel durumlarda, mesela bazen astım olan çocuklar oluyor, narkoz verilemiyor falan. Onlara özel sedatizan ilaçlarla böyle derin sarhoş gibi yapıp ama tam narkoz da vermeden, olmadı anestezinin de biraz desteğiyle ve lokalle entübe edilmeden sünneti yapabiliyoruz. Böylesi bence en doğrusu bu. Duruma uygun hareket etmek lazım. Yani sadece ben genel anesteziyle yapıyorum, sadece lokal yapıyorum de yaklaşmamak lazım duruma. Yapışıklıklar oluyor mu hocam? Ya da bu tarz durumlarda ne olabilir genelde? Şimdi yapışıklıklar oluyor. Bunlar da son dönemde özellikle çok karşılaşıyoruz. O da şundan olduğunu düşünüyorum. Şimdi evvelden biliyorsunuz anne baba, yani çekirdek aileden öte anneanneler babaannelerle beraber yaşanırdı. Bebekleri onlar büyütürlerdi falan filan. Onlar biliyorlar. Onlar da annelerinden görmüş. Erkek çocuğun pipisini böyle derisini geri çekerler. Ve o doğduğunda ilk oluşan yapışıklıklar yavaş yavaş açılır. Duş yaparken bilmem ne falan, çocuğu yıkarken gerisini açar açar ve o deri kısmı epitelize olur. Yapışıklık da ortadan kalkar. Ama şimdi anneler ilk kez anne olmuş. Daha büyükleri yok yanlarında. Onlar zaten dokunmaya korkuyorlar pipisine çocuğun. Bu durumda o yapışıklık kalıcı hale geliyor. Ve bu çok önemli. O yapışıklık bir müddet sonra ucu iyice fibroze oluyor ve idrarını önce penisten çıkıyor, sonra o yapışıklığı da aşmaya çalışıyor. Bu da böbreklere hem zarar veriyor. Bazen arada da idrar birikip orada enfeksiyon gelişip yukarıda tekrar mesane ve böbreklere zarar verici bir durum meydana getiriyor. Onun için yapışıklık varsa ve bu oluşmuşsa artık çok uzatmadan yapmak lazım.
Bunu da hem çocuk doktorlarının tabii çok dikkat edip önermesi lazım. Bak böyle böyle bir şey var diye. Bir de anne babaların da bakması lazım. Hakikaten babaanne, anneannenin baktığı çocuklarda pek yapışıklık yok. Peki peygamber sünneti dediğimiz olay nedir? Ya da peygamber sünneti yapılınca sünnet olunmuyor mu? Böyle bir kural var mıdır? Evet. Şimdi bu aynen böyle geliyor anne babalar. Peygamber sünnetli demişler doğduğunda. Onlar da sanki bu iyi bir şeymiş gibi algılamışlar. Peygamber sünneti denilen halk arasında o bizde tıpta hipospadias denilen bir problemin çeşitli varyasyonları var. Budur temeli ve bir anomalidir esasında. Onda penisin kafa kısmı tamamen deriyle kaplı değildir de bir şapka gibi bir bölümü kaplıdır. Ön tarafı açıktır. Ama bazen onlarda idrar yaptığı delik de tam kafa kısmında olmayıp ucunda, daha aşağılarda da olabiliyor. Yani o normal sünnet meselesinden hani sanki yarım sünnetliymiş gibi öyle değil. Çok daha problemli bir şey o. Hı hı. Ve dereceleri vardır. O duruma göre karar vermek gerekir. Hele delik daha aşağıda ise ciddi bir problemdir. Yarın öbür gün çocuk büyüdüğünde ayağına çişini yapar. Yani delik böyle ileriye doğru yapması gerekir, aşağı doğru yapar. Onların çok da büyük bedende problemi çözülmesi gerekir ve daha önemli ameliyatlardır esasında onlar. Peki ne zaman doktora gidilmeli ya da muayene olunmalı? Örneğin 2 yaş arası yaptırmadı ya da çocuk doktorları mı bu konuda yönlendirmeli aileleri, yoksa işte erkek çocuğu olan aileler bu konuda zaman aşımına uğramadan, işte bazı şeyler için geç kalmadan önce, çünkü çok önemli bir noktadan söz ediyoruz. Aslında sünnet evet dinen çok önemli ama sağlık açısından da oldukça önemli bir operasyon. Dolayısıyla hani çocuğun ileriki yaşantısında ona sıkıntı yaratmaması için ne zaman bir genel cerraha çocuğu göstermek gerekir? Tabii sadece genel cerrahlar yapmıyor sünneti. Ürologlar da yapıyor, normal doktorlar da yapıyor. Fenli sünnetçiler artık o devirler kapandı ama yine de doğu kökenli gruplar, ailelerde görüyorum böyle ufak tefek yapılmış şeyler. Bence yani 2 yaşına kadar yaptırmaları mantıklı. Bir kere gittikleri çocuk doktoruna bunu sorsunlar. Yapışıklık var mı, yok mu, biz sünneti öne alalım mı? Bir de ailelerin isteği de önemli. Yani kimi annelerinin hayali oluyor. İşte 8 yaşında yapacağız sünneti. Ondan sonra ikinci bir düğün gibi yapacağız falan böyle. Bunlar onu da kırmamak lazım. Eğer sorunsuz gidiyorsa o yaşa kadar bir şekilde ona göre uygun sünnet yapılıp işte anesteziyle bilmem ne falan yapılabilir. Ama her yaşta sünnet yapılabilir. Biz şimdi hep çocuklardan bahsediyoruz ama bir de bizim erişkin sünnetler var. Ne farkı vardır? Aslında farkı konuşalım erişkinlerle çocuklar arasında. Yani zorluk farkı var. Bir, dediğim gibi sinirler artık gelişmiş oluyor. Deri daha kalınlaşmış, kabalaşmış oluyor. Yani erişkin derken 16, 17, 25, 30, 65, 70 yaşında da ben sünnetler yaptım. Yani mesela o bir iki kişiydi bunlar. Göçle Almanya'ya gitmişler. O harbede sırasında bu sünnet falan unutulmuş. Sonra da bir daha da utanmışlar, söyleyememişler. Adam oradan geri geldi. Ben dedi böyle ölmek istemiyorum. Sünnetsizim ben dedi falan. Biz de şaşırdık. Ve de yaptık sünnetini. O da çok mutlu oldu. Ya da işte doğuda yetişkinlerde genel anestezi mi, yoksa orada da lokal anestezi mi? Bu tamamen genel, orada yetişkinde de fobi ile mi değerlendirir, alakalı mı? Evet, aynen. Eğer lokalde yapmaktaki tekniğin çok iyiyse çok güzel uyuşturursunuz. Ben bazen biraz da sakinleştirici veriyorum. Mesela endoskopide de kullandığımız gibi. O zaman o böyle yarı uyur falan, anlamıyor zaten ne olduğunu. Ve sünnetini bitirmiş oluyoruz. Daha farklı ipler kullanıyorum erişkinlerde. Mesela biraz daha kalın, daha ince. Önce bir kısmı eriyor, bir kısmı şey oluyor. Çünkü erişkinde bir de çocuklarda çok sıkıntı olmuyor ama yani ereksiyon olup o dikiş hattını yırtıp atabilir bu sefer. Diktiğiniz yere onlara dikkat etmek lazım. Ve bazen de biraz o cinsel şeyi bastırıcı ilaçlar kullanıyorum bir hafta 10 gün kadar. Böylece sorunsuz iyileşmesini sağlıyoruz. Peki, dikişten söz ettiniz. Dikişli bir operasyon. Sonra dikiş alımı çocuklarda ya da yetişkinlerde oluyor mu? Yoksa dikişler kendiliğinden kaynayan dikişler mi? Eriyor, evet. Ben yıllardır sünnet yapıyoruz. Birçok da tekniği var bunun. İşte sadece lazerle yapılanı, bunları da çok aileler soruyor.
bazı alet edevat kullanılarak, ölçümler yapılarak yapılanı şu bu falan filan. Bir müddet sonra en uygun yöntemi kişi cerrah kendine göre buluyor. Ama benim en beğendiğim şey cerrahi sünnet. Yani ölçüsünü alıp penisin kafa kısmını koruyup, çünkü en korkulan şey ona zarar gelmesi. Tabii ki çok katastrofik bir hata olur. Penisin kafa kısmının zedelenmesi. Onu koruyucu özel bir teknikle ve de sütür atarak, yani dikişler kullanarak yapıyorum ki hem daha çabuk iyileşiyor hem her şey kontrolüm altında olmuş oluyor. Kanama olmaması anlamında falan. Ve de o ipler de eriyor. Yavaş yavaş doku bitiştikçe ipler eriyor. Bir hafta 10 gün sonra çocuk ne kadar küçükse 2-3 gün içerisinde de iyileşebiliyor ya da bir hafta 10 gün içerisinde. Erişkinler de 10-15 gün. Hmm. Hani her şeyi. Aslında çocukken olmanın daha çabuk iyileşme süreci açısından da daha iyi. Tabii. Ne kadar doğuma yakın o kadar çabuk iyileşir. Şunu soralım. Hatalı sünnetler nasıl olur? Ya da hatalı sünnetin geri dönüşü revizyon ameliyatı olur mu? Ya da ilk başta yapılacakken revizyon ameliyatının zorlukları nelerdir? Şimdi her şeyde olduğu gibi bozuk bir şeyi düzeltmek daha zor. İlkinde iyi bir şey yapıldıktan sonra çok güzel oluyor. Benim şöyle hastalar gelmeye başladı. Şimdi insanlar gidiyor, sünnet yapılmış. O yapıldı biliyor. Bir de pek de bakmadıkları için. Ondan sonra öyle öyle gidiyor ama mesela böyle bir hasta gelmişti bana. Benim yaptığım bir sünneti hani işte takısını asmaya falan gitmişler. O sırada da bakmış annesi. O demiş bu böyle mi oluyor? Bu çok güzel falan mesela. Ondan sonra bizimki ama tam böyle değil diye işte karşılıklı anneler değerlendirmişler. Hakikaten geldiler, baktım. Mukozayı, o en uçtaki deri kısmı fazla bırakılmış. İşte bu o tombik dönemde yapılmış olabilir, ölçüyü tam alamamış olabilir. Ya da dediğim gibi bazen ısrar ediyor lokalde. Çocuk durmuyor, bilmem ne, orada cerrah ya da sünneti yapanı zorlayabiliyor. Alelacele bir şey yapılıyor. Oysa onun ona göre belli bir kuralları var. İşte 3-4 milim bırakacaksın, şöyle olacak falan filan şeyine göre. Bu sefer onu düzeltmek gerekiyor. Çünkü çirkin, böyle buruşuk, yarı olmuş olmamış gibi bir görünüm oluyor. Sonra çocuklar birbirlerine de bakıyorlar bir de, yani bu böyle seninki falan diye. Sonra bu sefer onda bir sıkıntı oluşuyor. Düzeltiyoruz tabii onları. Form haline getiriyoruz. Toplu sünnetler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, belediyelerin ve bazı kurumların işte hem maddi durumu olmayan ailelere hem de toplu sünnet düğünü adı altında. Orada alelaceleye mi geliyor sünnetler, yoksa toplum açısından gerekli mi toplu? Evet. Şimdi burada kesinlikle aynen öyle düşündüğünüz gibi. Yani bir günde 200-300 sünnetin yapılması 5-10 ekip tarafından çok, o ekibi de çok yoran bir şey. Hastalar açısından da çok sağlıklı değil. Çünkü 300 set, yani ameliyatta kullanacağınız steril set en baba hastanelerde bile 300 set hazırda bulundurulmaz, sünnet seti. Şimdi o zaman onu sterilizasyon için solüsyonlarda hazırlanıp hemen sunuluyor. Bir, onun temizliğini garanti etmek biraz sıkıntı olabilir gerçekten. Bir de o kadar insanı bir arada hızlı iş yaptırmak için çok profesyoneller genelde böyle işlere kalkışmazlar. Yani toplu sünnet için ben çağırsan da yani gitmem zaten. Ve o zaman ona yapacak gibi insanlar bulunduruluyor. Orada da belli sıkıntılar çıkabilir ki yaralanmalar oldu, işte televizyonlara da çıkan falan. Bir de o keşmekeş sırasında ne bileyim atlanan hadiseler olabilir, kanamalı durumlar olabilir. Bence en mantıklısı, hem enfeksiyon açısından da riskli, toplu sünnetleri çok doğru bulmuyorum. Ha, illa da ama insanlara yardım açısından bunun yapılıyor olmasına hiçbir şey demiyorum. Doğrudur ama şöyle bir şey yapılabilir. Bir belediye bir hastaneyle anlaşır ya da bir kurum. Der ki şu bir ay içerisinde benim 300-500 sünnetimi yapın. Biz de öyle yaptığımız olmuştu. Her gün 7 tane 10 tane geliyor. Adam gibi sünnetlerini yapıyoruz. Setlerimiz ona göre. Yani ve de özel bir hizmet vermiş oluyoruz bu şekilde. Ama böyle bir hangar gibi yere doldurup mevzuda gibi böyle bağırış çağırış falan o doğru olmaz. Hı hı.
Şunu tekrar soralım hocam. Sünnetten sonra yatış oluyor mu, hastanede olmuyor mu ve bir çocuğun idrarını yapması bu süreçte ne zaman olur? İdrarının yapmasıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok esasında. Çünkü o penisin uç kısmında bir şey yapılmıyor. O glansın arka tarafında dikiş hattı oluyor. Ama tabii orada bir şeyler yapılmış olduğu için çocuklar, anne baba da tedirgin oluyorlar. İdrarını rahatlıkla yapabilir. Lokal anesteziyle yaptığımız sünnetlerde bir 10-15 dakika beklemenin ardından eve gönderiyoruz çocukları. Ama eğer genel anestezi aldıysa, o genel anestezinin riskinin ortadan kalkması adına 5-6 saat kadar hastanede kaldırıyoruz. İlk sulu gıdasını verip iyice kendine geldiğini ben ve hemşire hanımlar teyit ettikten sonra ilaçlarını yazıp gönderiyoruz. Hocam sizin bir diğer uzmanlık alanınızdan bahsedelim. Endoskopik sizin uzmanlık alanınız. Evet. Endoskopi nedir öncelikle? Aslında birçok hastanın da fobisi de diyebiliriz. Evet. Endoskopi. Aman endoskopimi yaptıracağım ve çoğu kişinin de genel anestezi altında istediği bir şeydir. Evet. Öncelikle endoskopi nedir? Nasıl tanımlayabilirsiniz? Endoskopi iç inceleme demek tam karşılığı. Bunun da çeşitli formları var. İşte mideye bakılana gastroskopi, kalın bağırsağa bakılana kolonoskopi gibi. Mesaneye bakılan sistoskopi. Yani iç inceleme. Lümenli organlar, yani içi boş organlar. Mesela karaciğer içi boş değil biliyorsunuz. Tamamen karaciğer dokusuyla dolu. Ama mide içi boş, işkembe. Kalın bağırsağın içi boş. Onlar da tomografi ve ultrason belli bir yere kadar bir bilgi verebilir ama içindeki küçücük şeyleri, ki şimdi onlar çok önemli oldu, bunları tespit etmek, hastalıkları erken yakalayabilmek için endoskopi üstün ve tıpta da çok önemli bir ilerleme sağlayan bir iş oldu. Kamerayla inceleyeceğiniz yere, işte mideye bakacaksanız ağızdan yavaşça geçip yolları görerek yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağına kadar bakıyoruz. Ondan sonra parça alınacaksa parça alınıyor. Helicobacter pylori mikrobu var mı diye test alınıyor falan. Bu şekilde gastroskopiyi gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi çok korkuyor insanlar. Yani normalde endoskopi uyutmadan da yapılabilir. Hı. Ama ben de kendime de endoskopi yaptırdım. Çok zor oluyor. Yani uyutmadan, ki ben korkmuyor olmama rağmen, bir kere insanda bir öğürme refleksi oluşuyor. Kiminde bu çok dişini fırçalarken öğren insanlar var. Ve bunun insancıl olmadığını da test etmiş oldum. Onun için biz yaptığımız tüm endoskopilerde ya sedasyon yapıyoruz ya çok isteyen varsa onlara da genel anestezi altında yapıyoruz. Hı hı. Ama sedasyonda yıllar içerisinde çok geliştirdik kendimizi. Aa, oldu mu, bitti mi diyor hasta kalktıktan sonra. Yani böylece hem narkoz almamış oluyor ama olayı da hatırlamıyor ve hissetmiyor. Çok daha şık bir işlem oluyor bence. Hı hı. Ne kazandırır hocam endoskopi? Şimdi erken teşhisin önemine burada sürekli vurgu yapıyoruz. Çünkü evet. Birçok hastalıkta aslında erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle kanser gibi riskli hastalıklarda. Burada endoskopi bize neyi kazandırır ya da neyi erkenden öğrenmemize sebep olur? Endoskopinin çok ciddi kazanımları var. En önemlisi mide ve kalın bağırsak diye ikiye ayırayım. Şimdi midede daha evvelki tedavilerin birçoğunda daha çok farazi tedaviler yapılıyordu. Yani muayeneyle, steteskopla dinleyerek muhtemelen gastrit, muhtemelen ülser falan şeklindeki yorumlarla tedaviler yapılırdı. Ama son yıllarda, yani bir 10-15 yıl oluyor bu, Helicobacter pylori denilen bir mikrop olduğu midede yaşadı. Mide steril kabul edilirdi. Yani o kadar asit var ki içerisinde mikrop yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla o iltihap asittendir falan gibi kabul ediliyordu ya da stresten, şundan bundan. Fakat sonra ispat edildi ki elektron mikroskopda görüntüleri de çekildi. Helicobacter pylori denilen bir mikrop yaşıyor midede. Bunun hemen hemen herkeste olabilir ama diyelim ki 100 tane var, bir hastalık yapmıyor ama 10 bin ya da 10 milyon oldu. O ciddi bir hastalık oluşturuyor. Bu da gastritlere, ülserlere ve hatta bu da ispatlandı ki yıllarca iltihap devam ettikçe mide kanserine de predispozisyon yaratıyor. Bunun tespiti, sonra ülserlerin yeri, midedeki yerleşimleri, derinliği ya da bir mide kanaması oldu, ona müdahale edebilirsiniz. Eskiden hep ameliyat yapıyorduk onları. Hı hı. Şimdi endoskopla durdurabiliyoruz. Ve hatta ya biz ERCP de yapıyoruz. Benim
ortağım, yıllardır beraber çalıştığımız Özgür, o da başta beraber. O özellikle eli cephe uzmanıdır. Bu da ana safra kanalında düşmüş olan taşları, safra yolundaki çamurları ya da tümörlere stentler takılıyor gibi. Kalın bağırsaktan özellikle bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli. Zaten televizyonlarda Türk Kolon Derneği de sürekli reklamlarda falan belirtiyor. Şimdi kolonoskopide polipler tespit ediliyor. Bu polipler daha ileride kalın bağırsak kanserine dönüşümü neden oluyor. Onun için tüm Avrupa'da, bizim ülkemizde de çok başarılı uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın ciddi baskısıyla aile sağlık ocaklarında gaytada gizli kan testi yapılıyor. Hı hı. Büyük abdestte kan varsa bu nereden geliyor diye diyor ki hastaya, kolonoskopi yaptır, gastroskopi yaptır aile hekimi. Böylece çok hasta yakaladık böyle. Kolonoskopi yapılıyor. Diyelim ki polipler var. Polipler alınıyor, inceleniyor. Şöyle başlar. Hiperplastik polip birinci evresidir. Sonra tübüler adenom olur. Büyür, giderek ilerler. Tübülovilloz adenom, villoz adenom ve bağırsak kanseri olur. Şimdi bu kolonoskopik inceleme esnasında bunu burada, burada, burada yakaladığınızı düşünün. Kanser olacak bir şeyi erkenden yakalamış oluyorsunuz. Temizliyorsunuz ve düzenli takiplerle bir daha bunun oluşmasına da müsaade etmiyorsunuz. Ne kazandı hasta ve ülke? Bir, kişi ameliyat olmadı. Kemoterapi görmeyecek, radyoterapi görmeyecek. Ciddi bir para. Üzüntüsü, sıkıntısı, ailesiyle de düşünün. Devlete de büyük bir yükten kurtulmuş olacak. Onun için tüm Avrupa ülkelerinde bu uygulanıyordu. Yunanistan ve biz bir süre sonra katıldık. Ama bence kongrelere de sürekli katılıyorum ben. Orada da başarının ortada olduğu belli. Biz hatta onları yakaladık ve geçmek üzereyiz şeyde. Bizim halkımız da çok duyarlı. Yani gayet de gizli kana gidip yaptırıyorlar. Kolonoskopi kendi isteyenler var. Ve de her halükarda hiçbir şey yoksa bile tarama amaçlı 50 yaşında 50 ile 60 yaş arasında iki kez kolonoskopi yapılması bakanlık da öneriyor. Hı. Tüm şeyde, kongrelerde de önerilir. Mide şikayeti de varsa, bir de ailede kolon kanseri varsa o zaman daha erkene çekmek lazım. Hiç olmazsa 40 ya da ilk kanserin çıktığı yaşlara göre bir pozisyon almak lazım. Bazı böyle aileler var. Onlarda babaları, bir aile var mesela. Onların babaları çok erken yaşta vefat etmiş. Çok da kardeşler, 8-9 kardeş. İki ablasını kalın bağırsak tümöründen ameliyat ettim. Hatta birinde hem sağda hem sol tarafta vardı, iki tarafta da. Sonra diğer çocukları taramaya başladık, diğer kardeşleri. Ve hepsinde polipler çıktı. Polipleri temizledik. Şimdi hatta buraya gelmeden birkaç saat evvel bir tanesine baktık. Eğer onlara bakılmasa kesinlikle onlar da aynı kaderi paylaşacaklardı. Ama böyle bakıldığı için tümör olmadan bundan kurtulmuş oluyor. Çok önemli bir şey yani. Aslında siz konuları toparlayarak anlattınız ama gaytada gizli kanı mesela aile hekimlerinden mi yönlendiriyorlar? Yoksa siz neden şüphelenebilir? Hasta neden şüphelenebilir mesela? Hı. Dışkısında yani kendi bunun belirtileri nelerdir? Rahatsız eder mi? Yoksa tamamen gerçekten gizli midir? Hastayı hiç rahatsız eden bir şey olmadan hekimin anlayabileceği bir durum mudur? Evet. Şimdi kalın bağırsak yani şu çapta bir organ. İçerisinden de büyük abdest geçiyor. Polip dediğimiz şey şu kadar bir şey. Bunu anlaması mümkün değil. Yani bazen tümör geliyor bu kadar, yine yanından büyük abdest geçtiği için kişinin anlaması çok zor. Büyük abdest yaptıktan sonra kanama olunca zaten herkes telaşlanıyor. Bir de şu yanlışı da vurgulamak lazım. Pek hekim arkadaşlar yapmıyor bu konuyu ama yani ya hemoroiddendir kanama. Ne bileyim yırtıktır o falan diye böyle konuşup geçiştiriliyor. Oysa bir 10-15 santim yukarıda başka bir polip ya da tümöral gelişim var. Onun için makattan kırmızı renkli kanama gözle görülür bir şey olduğu zaman büyük abdestle sıvaşık ya da damlama şeklinde mutlaka doktora gitsinler. Ve bence kendileri istesinler incelemeyi. Ya bir kere bakılsın ne var ne yok. Kötü bir şey var mı yok mu? Hakikaten hemoroidden mi kanama? Bu gözle görüleni tamam ama bir de gizli kan dediğimiz, şimdi bir polip var ya da midede bir ülser var.
yedik içtikçe ya da üstünden büyük abdest geçtikçe ufak ufak içerisinden kanama oluyor. Büyük abdeste karışarak hiç gözle görülür bir şekilde olmadan çıkıyor. Bu ise aylar ve yıllar içerisinde kişide kansızlığa neden oluyor. Şimdi kansızlık varsa bunun bir tedavisini yapmadan önce nedenini bulmak lazım. Yani havuz problemleri vardı ortaokulda, lisede hatırlarsınız. Şimdi bakıyorum hastalar geliyor, kansızlık işte 1,5 yıl önce oldu, bir daha tedavi oldu, yine oldu falan filan. Ama neden araştırılmamış, sürekli ilaç verilmiş. Alttan yine boşalmış. O zaman bir yerde bir kaçak var demektir. Bunun incelenmesi lazım. O durumda mideye ve kalın bağırsağa mutlaka bakılması lazım. Ki kaçağın yeri tespit edilsin, ona göre de tedavisi yapılsın. Gaytada gizli kanı, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir program var, bu tarama programı. Aile hekimleri çağırıp, evden çağırıp istiyor zaten. Ama bu olmadı, diyelim ki atlandı ya da ulaşılamadı falan. Hastalarda mutlaka kansızlık varsa bakılsın. Yoksa bile 50 yaşında mutlaka kolonoskopi, gastroskopi yaptırsınlar. Mide şikayetleri varsa da bence, mide şikayeti varsa endoskopi ile ilgili yaklaşım ise önerilen textbooklarda, yani 20, 25, 17'li yaşlarda muayene ile bir kür tedavi düzenlenebilir. Doktorun inisiyatifine göre. Ama yaptı, gitti. Fakat 2-3 ay sonra tekrar şikayetleri başladı. Veyahut da geçmedi. O zaman endoskopiyi yapmak gerekir. Daha ileriki yaşlarda ilk şikayette endoskopi yapılmasını ben öneriyorum. Hocam, safra kesesi taşı nedir? Nasıl oluşur? Aslında sizin de sıklıkla yaptığınız operasyonlardan biri ama şöyle tersten de başlamak istiyorum. Safra kesesi operasyonları sonrasında tamamen kesin çözüm müdür? Yoksa bir kere safra kesesi taşı üretiliyorsa vücutta bir daha gerçekleşme ihtimali nedir? Şimdi safra kesesinde taşlar çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Ama sıklıkla kolesterol yüksekliği, ailesel yatkınlık, yoğun safra üretimi vücudun genetik taraflarda var. Bazı ailelerde hepsinde var. Çocuklarında da ve erken yaşta ortaya çıkıyor. Bir de o da hatta TRT spikeri bir hanıma ameliyat etmiştim. Onu geldiğinde daha ben söyledim. Şöyle bir kural vardır. 40 yaş sarışın bayan olması safra kesesi taşına yatkınlıktır yapılmış araştırmalara göre. Bu insanların da baktırmasında fayda var. Çok yumurta yemekle de çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Böyle hastalardan da birebir gördüm ki bilimsel tarafı da var. Dolayısıyla bunlara bağlı. Safra kesesinde taş oluşunca şimdi dahiliyeciler ve gastroenterologlar bazen götürebildikleri kadar yere götürmeye çalışıyorlar ama en önemli tehlike safra kesesi, burada maketten de gösterelim. Şimdi insanlar safra kesesi safrayı yapıyor sanıyor. Öyle değil. Karaciğer, karaciğere yapışıktır. Halk arasında öt denilen şeydir safra kesesi. Safra kesesi safrayı depolar. Karaciğer safrayı yapar. İki kanalla ana kanala getirir. Buradan devamında, maketten ayırdık bunu tabii ama pankreasın içinden geçip 12 parmak bağırsağına dökülür safra. Burada taşlar varsa o zaman o taşlar bu kanalı tıkayabilir bir. Veyahut da buradan ufak taşlar ana kanala düşüp pankreasın çıkışını tıkayabilir, pankreatit geçirebilir. Pankreatit çok ağırlı bir hastalıktır. Bazen de ters gider ve uzun süre hastanede yatmalar maalesef bazen de ölümle sonuçlanabilir. Bütün bu işi safra kesesi taşları yapar. Ama tabii şu, böyle kocaman bir taş var içerisinde. Bu düşmez tabii, o çok tehlike yaratmaz. Ama onun da belli başka rahatsızlıklar, fistül gibi, ne bileyim, tümöre yatkınlık gibi nedenler dolayı ameliyat edilmesi gerekir. Ama küçük taşlarda özellikle bence acele edilmesini ben öneriyorum. Çünkü yani bir şey olmamış olması tamamen şans. Bir akşam pat diye canlı bomba gibi sürekli bir sıkıntı içinde devam eder. Safra kesesinde polip dediğimiz konu nedir? Safra kesesinde polip, biraz evvel bahsettiğim gibi lümenli organ, içi boş organ. Nasıl kalın bağırsak midede de polip olabiliyorsa safra kesesinde de polip olabiliyor. Safra kesesindeki poliplerde belli kurallar vardır. Hemen polip tespit edilince ameliyat yapmak da çok doğru değil. Onun kuralı şudur. Tek polip var ise, diyelim ki
6 milimlik bir şey tespit edildi. Benim de safra kesemde polip var mesela. Onu da belirteyim. Yani 6 milimlik bir polip var örneğin bende. Bunu takip ediyorum. Çünkü kural 10 milim olana kadar takip edebilirsiniz diyor. 10 milime hızlı ilerliyorsa mesela 3 aylık periyotlarla bakarsınız. Yerinde duruyorsa o zaman 6 ay geçersiniz. Ama hızlı ilerliyorsa ameliyatı yapın. Ya da 11, 12, 13 milim oldu yine ameliyatı yapın. Çünkü poliplerde de korkulan şey tümör gelişebilir. Ben kaç yıldır ameliyat yapıyorum, belki binler oldu safra kesti ameliyatı. İki tane gördüm safra kesti kanseri. İkisi de çok yaşlı hastalardı. Bir polibin ucunda sadece tümör gördüm. Yani çok yoğun, sık değildir safra kesti kanseri. Ama işte karaciğeri yapışık olduğu için düşünün. Burada polip var. Bir de böyle laflar söylenmiş size. Ondan sonra bu tümöre döndü. Buradan karaciğere hop diye sıçrar. Buradan da bütün sisteme yayılır. 2-3 ay gibi, 5 ay gibi çok kısa bir sürede kişiyi öldürebilir. Şimdi bu riski de kimse almak istemiyor. Çok sinsi mi ilerler safra kesesinin taş veya polip? Yani hasta bunların belirtisi nedir? Nasıl hisseder? Genelde mide ağrısı diye. Polibi hiçbir şekilde hissedemez. O tesadüfi ultrasonla tespit edilen bir şey. Taşlar ise karında gaz, şişkinlik, mide ağrısı gibi hissedebilir. Yansıyan ağrı olur. Safra kesesinde problem vardır. Buraya ağrı yansıyabilir. Hazımsızlık. Bunlar safra kesesi şeyini düşündürür. Zaten bu şikayetle gelen birine, ben endoskopi de çok yaptığım için önce bir mutlaka üst batın ultrasonu yaptırıyorum. Safra kesesinde bir problem var mı yok mu ya da pankreasta, karaciğerde. Bunu ekarte edip ondan sonra midesine bakıyorum. Bunlarda problem varsa ona göre bir yol çiziyorum. Peki laparoskopik operasyonla mı olur ya da açık ameliyatla mı, ya da bu da tamamen hastanın aslında durumuna mı bağlıdır? Şimdi laparoskopik ameliyatlar bu 10-15 yılın çok önemli gelişmelerinden biri. Birçok değişik dalda da yapılıyor da olsa bence en şık, en yakışan şeyi safra kesti ameliyatları. Çünkü eskiden safra kesti ameliyatları açık dediğiniz böyle kesilerek yapılırdı. Karaciğerin altında ya safra kesti. Hem hakikaten cerrah için de zor. Yani buralarda çalışmak, elini sok çıkar bilmem ne falan. Hem de hasta için böyle seyreden kasları enine kesmiş oluyorsunuz. Sonra onun bitişmesi, toparlanması, yara enfeksiyonu, her nefes alıp verdiğinizde o yara geriliyor. Çok sancılı ameliyatlardı. Şimdi ise işte 3 delik, 4 delik, tek delikle değişik alet edevatlar da kullanılarak, bir de hep yenilenen yeni cihazlar çıkıyor sürekli. Ufak kesilerle aynı ameliyatı yapabiliyorsunuz. Safra kesini oradan alıp çıkartıyorsunuz. Ve de çok rahat ediyor hasta. Hemen hemen ertesi gün çok az ağrısı oluyor. Hatta çok iyi basit olanlarda akşam bile taburcu edebilirsiniz hastayı. Ama açık kapalı kararı bence mutlaka laparoskopiyi öncelikli bakmak lazım, bir şans vermek lazım. Bazen çok kötü erkek keseleri zordur erkek hastaların. Hem guatr ameliyatları zor olur, hem safra kesti ameliyatları zor olur. Şu kaslı bir yapısı vardır. Ama bayanlarda daha rahat olur. Fakat yine de kapalı girip çıkacak gibiyse kapalıyla bitirmek. Ama çok da ısrar da etmemek lazım. Çünkü bazen böyle şeyler de gördük. Ha bitirdik, bitireceğiz falan derken orada bir yaralanma oluyor bu sefer. Çok kötüyse açıp bitirmek daha mantıklı. Safra kesesi kanseri olur mu? Ya da nedir? Bu taşlar alınmayınca mı böyle bir sorun oluyor, ya da bunlarla hiçbir alakası yok mu? Safra kesesi kanseri neden olur? Evet, ikisi de doğru. Hiç alakası olmayabilir. Her organın kanseri vardır. Yani o hücrenin yapısının bozulmasıyla kanser oluşur sonuçta. Predispozan, yani yatkınlık yaratan nedenlerden biri büyük taşlar olduğu belirtiliyor. Bir de ileri yaş. Yani genç yaşta safra kesti kanseri ben görmedim hiç. Yani çok acayip bir talihsizlik olur. O da olabilir ama daha çok ileri yaşların problemidir safra kesti kanseri. Safra kesesinin taşı, peki bir yaş grubu var mıdır bunun? İşte bunda da mesela erken teşhis için şu yaştan sonra dikkat edilmeli mi, yoksa her yaş grubunda da görülebilir mi? Çocuklarda görülür mü mesela? Tabii. Ya da şu yaştan sonra daha sık görülebilir dediğimiz bir grup nedir?
Çocuklarda da görülebilir safra kesi taşı. Çünkü bazı kan hastalıkları vardır. Kan yıkımı veyahut da metabolik hastalıklar, diyelim ki kolesterolü çok yüksek gibi ya da kan yıkımından dolayı bilirubin taşları oluşur çocuklarda da. Down sendromlarda olabilir. Böyle 13-15 yaşında ameliyat ettiğimiz çocuklarda oldu. Ama tabii daha çok 40'lı yaşlardan sonranın problemidir. Beslenmeyle kısmen. Bir de dediğim gibi bazı ailelerde hiç şaşmadan hepsinde çıkıyor safra kesi taşı. Çok teşekkürler hocam yayınımıza katıldığınız için. Daha konuşacak çok konu vardı ama ilerleyen programlarda sizi tekrar İnşallah ağırlamak gösterdim. İsteriz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağ olun, sağlık ben hocam. De çok onur duydum. Efendim bugün de Her Şeyin Başı Sağlık programının sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.